İyi akşamlar sevgili seyirciler. Balıkesir'in meydanına hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mahmut Poyrazlı. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş Şimdi Ramazan mübarek gün tabii ki ama gündemde yoğun. Özellikle siyaset gündemi çok yoğun. Tabii ki Balıkesir İl Başkanısınız. Balıkesir gündemiyle ilgili yoğunluk da var. Bütün bunları konuşacağız ama sizinle seçimlerden 30 Mart seçimlerinden sonra bir program yapmamıştık. İlk defa bir program yapıyoruz uzun bir süre sonra. Nasıl seçim sonrasını şöyle bir değerlendirebilir miyiz? O adaptasyon dönemi artık geçti mi? Şöyle bir değerlendirme almak istiyorum sizden il başkanı olarak. Tabii öncelikle Ramazan Bey, yani mübarek bir Ramazan ayının içerisindeyiz. Tabii öncelikle tüm hemşehrilerimizin Ramazan aylarını tebrik ediyorum, İslam aleminin. İnşallah birlik içinde, beraberlik içinde güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Yine aynı şekilde inşallah Ramazan bayramına da hep birlikte sağlık, esenlik içinde ulaşırız. Cenab-ı Hak'tan da bunu niyaz ediyoruz. Tabii uzun bir zaman oldu sizle programı yapmayalı. Herhalde tahmin ediyorum seçimlerden önce bir program yapmıştık. Seçimlere çok yakın. Yakın bir zamanda. Yakın bir zaman, evet. Tabii seçim dönemi genelde ben hep bazen şaka yolu takılıyorum arkadaşlara. Yani biraz işte belediye başkan adayları veya daha sonra belediye başkanları devreye girdiği zaman veya milletvekili seçiminde milletvekili. Bizim siyasetçiler veya teşkilatlarda görevli arkadaşlar biraz bizim pabucumuz dama atılıyor. Yani o anlamda biraz, değil. Yok estağfurullah şaka yapıyorum. Tabii. Yani biraz daha tabii seçime ve adaylar üzerine odaklandığı için. Evet. Sizinle biz uzun zamandan beri bir program yapamadık. Yani 30 Mart seçimlerini değerlendirirsek özellikle Balıkesir açısından veya partimiz açısından biz AK Parti olarak Balıkesir'de, Balıkesir Teşkilatı olarak 30 Mart seçimlerinden iyi bir şekilde alnımızın akıyla çıktığımız kanaatindeyiz. Evet. Yani Balıkesir'de tabii büyük şehir olmasından sonra en büyük, en önemli hadise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kazanılmasıydı. Daha önce de birkaç vesileyle hep ifade ettim. Yani ben il başkanı olduktan sonra 2009 dönemi sonrasında Sayın Başbakan'la hem il başkanlığıyla ilgili görevlendirilmemiz sırasında hem ondan sonra işte kendisini mesela 2012 yılında yaptığımız biz il kongresine davet etmiştik. O davet sırasında yani çeşitli vesilelerle görüştüğümüzde hep bize şunu diyordu. Bak yani Balıkesir işte seçim dönemlerine geliyor ama geleceğim ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan sonra siz geleceğim. Hmm. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra geleceğim. Ve rövanşı alacaksınız mutlaka 2009'un rövanşını diyordu. Yani o bakımdan da biz mutluyuz. En azından Sayın Başbakanımıza karşı da mahcup olmadık. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Balıkesir'de kazanarak yine 14 ilçe belediye başkanlığını kazandık. O bizim için önemli bir başarı olarak görüyorum. Yani tabii büyük gayret içinde olduk. Büyük bir çaba içinde olduk. Tüm teşkilatlarımızla, tüm adaylarımızla beraber, tüm arkadaşlarımızla beraber. O emeğin karşılığı diye görüyorum. İnşallah daha da iyi olur. Tabii seçim sonrasını değerlendirirsek, 30 Mart sonrasını, yani Büyükşehir Belediye yeni olduğumuz için, tabii Büyükşehir Belediye yani ayrı bir hadise. Çok önemli bir güç ama ciddi de bir yapılanmanın gerektiren bir belediye, kurumsal bir yapı gerekiyor mutlaka. Tabii Balıkesir ilk defa Büyükşehir Belediyesi olduğu için bu yapının oturması, bu yapılanmanın iyi bir şekilde gerçekleştirebilmesi için belli bir zaman gerekiyor. Çok köklü değişiklikler oluyor. Tabii yani. Çok evet. Büyük köklü değişiklikler oluyor. En azından örneğin özel idarenin belediyelere devri çok çok bakanlıklar arası işte yazışmalar, bakanlıklar arası kadroların değişmesi tabii, gibi tabii. Çok komplike bir olay. Çok ya büyük tabii, bir olay. Ya evet. Tabii o ayrı bir hadise. Yani şimdi Balıkesir'de büyükşehir olduğumuz için İl Özel İdaresi kapandı. Evet. Onun haricinde Balıkesir'de 34 tane belde belediye başkanlığı onlar kapandı. Onlar kapandı. Onların devirleri var. Onların yani personelinden tutun, sahip oldukları gayrimenkulleri veya menkul malları, araçlara, alacağına, borcuna kadar hepsinin belli bir şekilde bir tasfiyesi ve devri söz konusuydu. Tabii o seçim öncesi başlayan bir çalışmaydı. Ama hala devam ediyor. Yani hala devam ediyor. Tabii kapanan özel idareden olsun, belediyelerden olsun, Büyükşehir Belediyesi'ne veya diğer belediyelere devredilen personel de var. Mal da var. Menkul mal, gayrimenkul, araçlar bunlar. Tabii bunların değerlendirilmesi, bu yapının kurulması o kadar kolay bir hasret değil. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Ben şunu görüyorum. Yani Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. İşte 14
ilçe belediyesi AK Parti'de, 5 Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Ama şunu gördüm ben 2-3 Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katıldıktan sonra, yani tüm arkadaşların, hem bizim arkadaşlarımızın, hem diğer partideki belediye başkanı arkadaşlarımızın, hem belediye meclis üyesi arkadaşlarımız çok gayet samimi, iyi niyet içerisinde. Yani bir an önce Balıkesir'deki Büyükşehir yapılanmasının iyi bir şekilde gerçekleşebilmesi için onlar da gayret ediyorlar. Uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Tabii zaman zaman belki karşı görüşler mutlaka olacaktır. Ama ben çok seviyeli bir şekilde şu anda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üzerine düşen görevi çok iyi şekilde yaptığı kanaatindeyim. Yani o bizim için bir avantaj. Tabii yapılanma dediğimiz zaman yani ciddi bir yapılanması gerekiyor Büyükşehir'in. Balıkesir'in hep bahsediyoruz il olarak. Büyük avantajları var ama dezavantajı da var yani. Yani Balıkesir eyalet gibi bir il. İnterlantı çok geniş. Çok çok geniş. Evet. Yani şimdi, yani bir yerden bir yere artık helikopterle tabii. uçakla gidiliyor. Yani evet, evet. Son birkaç yani, gün önce Sayın Başkan işte Edip Bey Marmara Adası ziyaretini helikopterle yaptı. Zamandan taza tabii, çünkü tabii. Uzun hakikaten meşakkatli de bir yol yani. Ya tabii şimdi Edip Bey'e bazen takılıyorlar, o bazen de kendisi şey yapıyor, öyle bir espri şaka yapıyor. Yani araç alacağımıza diyor Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bünyesine bir helikopter alalım yani. Çünkü Balıkesir gerçekten büyük bir eyalet gibi bir il. Çok büyük avantajları olan bir il ama özel idarelerin kapanıp da büyük şehirlerin işte yetki sınırları, mülki sınırlara çıkartılması Balıkesir açısından büyük şehrin daha da önemli bir hale getiriyor. Ve tabii getirdiği zorluk da şu, belki Balıkesir'de biraz yapılanma diğer büyük şehirlere göre biraz daha zor, biraz daha zahmetli olacak. Ama ben görüyorum ki yani iyi niyetli bir şekilde, gayretli bir şekilde çalışmalar devam ediyor ve benim tahminimden daha hızlı bir şekilde de yapılanma, adaptasyon ve yapılanma oluyor. Peki. Ama büyük şehir olurken aynı zamanda yine bu da bir hakikaten köklü bir değişiklik. Merkezde iki ilçenin oluşması. Evet. Ve merkezdeki o oluşan iki ilçenin örgütlenmesi, işte personeli, çalışanları, az önce dediğiniz gibi borcu, harcı, oradaki mahalledeki borç, öbür mahalledeki ne bileyim alacak gibi bütün bunlar. Bu iki ilçenin örgütlenmesi de zor değil mi? O yöndeki çalışmalarla ya, ilgili. İki ilçenin örgütlenmesi de yani kendine göre mutlaka zorluklar olabilir. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediye statüsüne kazandıktan sonra yani o tabii yani Balıkesir'in Büyükşehir Belediyesi olacağı anlaşıldıktan sonra kanun çıkıncaya kadar ki Büyükşehir yasası çıkıncaya kadar ki dönemde tabii buradaki çalışmalarda biz parti olarak ve ben il başkanı olarak birçok çalışmaya katıldım. Yani genel merkez düzeyinde. Bizle de ilgili raporlar istediler. Yani Balıkesir'le ilgili neler olabilir, hangi sıkıntılar olabilir Büyükşehir hadisesinde. Ben onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Şimdi o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Yani farklı görüşler vardı. İşte Balıkesir merkezi tek bir belediye olarak mı kalsın yoksa bölünsün mü diye. Ben ikiye bölünmesi kanaatindeydim yani. Benim kanaatim o şekildeydi ama bizim bazı bürokratlarımız da işte yine Ankara'da Mali İdareler Genel Müdürlüğü'nde Balıkesir'in tek ilçe olarak kalması yönünde görüşler de vardı. Neticede iki ilçeye bölündü. Ve ben iki ilçeye bölünmesinin avantajlı olduğu kanaatindeyim. Yani şimdi insanlar çok farklı düşünebilirler. Ya işte İstanbul'da veya başka yerlerde çok daha büyük nüfuslu ilçeler var. Niye efendim bunlar bölünmedi de tek bir belediyeyle idare ediliyor da niye burada iki belediye oldu? Yani o şekilde düşünmemek lazım. İki tane ayrı belediyenin olması ben şu son 2,5-3 ayda bile çok rahat bir şekilde görüyorum. Aynı partiden olmasına rağmen yani bir tatlı bir rekabet bile getiriyor. Evet. Yani iki belediyenin o tatlı rekabeti, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına, yani vatandaşa hizmet olarak yansıyacak yeni fikirlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. O bakımdan önemli. Onların yapılanması, yani şöyle söyleyeyim. Seçime kadar veya işte seçimi kazanıp mazbata alıp koltuğa oturup besmele çekip işe başlayıncaya kadar bazı şeyler belki çok daha zor görünmüş olabilir. Ama başladığınız zaman şunu görüyorsunuz ki kervan yolda yavaş yavaş çok rahat bir şekilde evet. işler rayına oturuyor. Ve ben görebildiğim kadarıyla da rayına da oturdu. Yani mutlaka ufak tefek sıkıntılar olacak ama biz bir eksikliğimiz varsa çok rahat bir şekilde onu çeşitli yerlerden karşılayabiliyoruz. Yani personel şimdi yetki karmaşası dediğimiz bir olay belki de olmuş olabilir. Şimdi direkt birebir şu şöyledir demenin anlamı yok tabii ki. Mutlaka somut bir şey ortaya koymak lazım ama
zannediyorum bir sanki acaba bu büyük şehrin yetkisinde, bu ilçelerin mi, şu ilçenin mi gibi böyle bir şeyler olmuş olabilir. Ramazan Bey, ben şöyle söyleyeyim, bakın ben tam tabii şimdi il başkanıyım, yani belediye başkanı diyelim, belediyenin şu anda tam içinde olmadığım mutlaka, çok birebir de yaşamadığım için belki çok iyi bilemiyor olabilir. Ama şu var, yani şimdi büyük şehir statüsüne geçiyorsunuz ve birçok ilçe belediyesinin yetkisindeki olan husus büyükşehir yasasıyla büyükşehire geçiyor. Yani şimdi seçimi yapmadan, seçim neticesinde mazbatayı alıp koltuğa oturmadan bir çalışma yapmanız çok fazla da mümkün değil. Yani masa ne zaman çalışması. Tabii. Yani şu denilebilir ya, işte 2 ay 3 ay öncesinde niye oturdunuz da işte büyükşehrin yetkisini, yetki alanları falan. Ama bunu bilemezsiniz ki. Kim seçilecek? Hangi parti iktidara gelecek? Neler olacak? Ancak iş başına oturduktan sonra bunları yapabilmeniz lazım. Ama benim hatırladığım kadarıyla Kocaeli Belediyesi ile biz bu seçimi kazanıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırsak ne yapmamız lazım? Neleri çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım? Veya nelerin önceliği var? Bunlarla ilgili biz gerçekten dersimize iyi çalıştık. Yani yapılanmayla ilgili. Yani biz seçimi kazandığımız takdirde 2-3 gün sonra görev bize verildiğinde hemen ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yapılanmaya gitmemiz lazım? Veya ilk adımları nasıl atmamız gerekiyor? Onlar biz iyi çalıştık. O açıdan da diyorum ki şu andaki yapılanmada bizim çok büyük sıkıntılarımız yok. Ama şimdi merkezdeki iki ilçeyle Büyükşehir Belediyesi'nin söylendiği şekilde bir yetki karmaşası var ise aynı şekilde diğer ilçe belediyeleri de var. Yani bu bir şey olduğu için, yeni bir yapılanma dönemi olduğu için bu tip sıkıntıların olması çok normal. Bir iki ay sonra bu belki tam manasıyla rayına oturacak. Çünkü zaten Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında bir nevi ilçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi bir protokolü yaptı. Yani dedi ki yasayla Büyükşehir'e devredilen birçok iş var ilçe belediyelerinizde. Ama daha Büyükşehir'de yeni yapılandı, yeni kurulduğu için sizler Büyükşehir adına bu hizmetleri görmeye devam edeceksiniz. Biz de belli bir süreden sonra, şu anda 6 ay diye düşünülmüştü o Nisan ayı itibariyle. Belli bir süreden sonra biz bu hizmetleri büyükşehir olarak üzerimize alacağız. İşte alacak verecek bir borcumuz, şeyimiz varsa, siz bizim adımıza bir şeyler tahsil ettiniz veya bizim adımıza o hizmetlerle ilgili bir masraflar yaptıysanız bunlar mahsuplaşır da dendi. Yani tahmin ediyorum işte seçimden sonraki o Nisan başı itibariyle hesaplarsak 6 ay sonra hemen hemen bütün bu işler rayına oturmuş olabilir. Ama dedim ya, Balıkesir çok büyük olduğu için, yani evet. Balıkesir'de her şey var. Mesela işte termal de var, deniz de var, kumsal da var, sahil de var. Şimdi mesela ben Altınoluk'a, Ayvalık'a falan gittiğim zaman bazen soruyorlar, işte ufak tefek şikayetler de geliyor bu sahillerle ilgili, işte efendim şezlonglar atılmış işte sahillerin, kıyıların işgalinden belediyelerle veya bir şekilde birkaç sözleşme yapmadan kanalizasyon sorunu var. Yani, en büyük problem tabii, o. Tabii işgaliyelerle ilgili falan mesela bir şeyler söylüyor. Onlara diyorum ki artık ne yapalım? Yani bu yazı geçiriyoruz ama inşallah önümüzdeki yazdan itibaren yazlık bu meselelerle ilgili hiçbir sıkıntımız olmayacak. Yani kanalizasyonla ilgili sıkıntılar birkaç var. Birkaç ilçede var, evet. Arıtmayla ilgili sıkıntılar var. Ilgili, evet. Yani su sıkıntısı olan ilçelerimiz var. Suyun çok fazla yeterli olmadı. Gitti, o ilçelerde de getirdi. Yani, tabii kadarıyla. Şimdi BASKİ diye bir yeni bir kuruluş var. Evet. Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi diye. Onun genel müdürü de Mustafa Bayram Beyefendi. Yani bizim İller Bankası'nın Bursa Bölge Müdürü'ydü. Ve uzun zamandan beri özellikle İller Bankası projesi olarak Balıkesir'deki tüm içme suyu projelerini İmza ve arıtma projelerini Mustafa Bayram Bey biliyor. Yani onun şimdi İller Bankası'ndan ayrılıp o projelerin başındaki kişi olarak İller Bankası'ndan ayrılıp BASKİ'ye genel müdür olması Balıkesir için, bizler için büyük bir fırsat, büyük bir avantaj. Kendi de ekibinde zaten kendisi kurdu. Genelde genel müdür yardımcıların büyük çoğu yine kendi daha önceki çalışma arkadaşları ve çok da iyi çalışıyorlar. Ama yani şimdi derseniz ki Balıkesir'de 893 tane köy var, yani 892 tane sayı köy nasıl, var. Sayı nasıl Sayın Başkan? Şimdi köy sayısı yani işte değişik mahalle, telaffuz ediliyor şimdi da. Şimdi mahalleye evet. Tabii dönüşen şeyler var. 892 tane köy vardı tabii. Bunların şeyleri vardı. Evet. Yani mezra dediğimiz birleşik mahalleleri vardı. Yani tabii onları da birim olarak kabul ederseniz şu anda Balıkesir 1000 küsur. Yok, şey olarak yani sadece muhtarlık olarak hesap edersek
1200 civarında şu anda muhtarımızın olması lazım yani. Evet. Balıkesir'de. Ama 892 köy vardı. Vardı. 892. Yani bunların tabii bunların şu anda içme suyu, kanalizasyon ve arıtmaları ile ilgili şu anda ekipler birebir buralarını geziyor. Anladım. Yani masa başında oturup da şey yapmıyorlar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye bakmıyorlar. Ekipler birebir geziyorlar. İçme suyunu, kanalizasyonunu, arıtmasını hepsini kontrol ediyorlar. Evet, şu seçimlerden sonraki döneme konuşurken artık vatandaş anladığım kadarıyla şuna bakar. Yani vatandaş kendi işiyle ilgili belediyelerin yürüttükleri o işlerde bir aksama var mı? Evet. İşte ruhsatında, yolunda, temizliğinde, çöpünde, evet. Belediyeye gittiğinde yaptıracağı işlemlerde bir aksama var mı? Vatandaş buna bakar. O konuda işler yürüyorsa vatandaş memnundur. Yani. Tabii yani onlarla ilgili yani bu tip işlerle ilgili belki ufak tefek bu yeni bir yapılanma olduğu için işte Balıkesir'de de iki tane yeni ilçe belediyesi kurulduğu için belki ufak tefek aksamaları mutlaka olmuştur veya hala şu anda oluyordur belki. Ama yani biz bu konularda iddialıyız. Yani Türkiye'de belediyeciliği biz AK Parti belediyeciliği olarak adlandırıyoruz. Yani AK Parti belediyecilikte Türkiye'de çığır açtığına inanıyoruz. Mesela işte o beyaz masalar, vatandaşın işleriyle birebir ilgilenmesi, vatandaşın kesinlikle bekletilmemesi, mağdur edilmemesi gibi. Yani yapılanma nedeniyle belki ufak tefek aksaklıklar vardır ama onlar bittikten sonra biz bu konularda bizim belediyeci arkadaşlarımızın çok başarılı olacağı kanaatindeyiz yani. Evet, ondan sonraki vaatler konusu... Vatandaş zaman içerisinde o vaatlerle tabii, ilgilenir tabii. Benim anladığım. Çünkü ben biz de herkesle görüşüyoruz. Yani der ki belli bir zaman ya hani işte şurayı yapacağız demiştiniz. Şöyle ya. Onlar sonra ama ilk etapta seçimlerden sonra yeniden yapılanmalar da var tabii ki. Kendisiyle ilgili vatandaş gayet de normaldir. Normal. Bir vatandaş seçim olmuş, yeni başkan yanımıza geçmiş. Ben belediyeye gittiğimde benim işim aksıyorsa benim için o negatif diye düşünün. İşin bir yönü o. Evet. Tabii bir yönü de vaatler hadisesi. Yani şimdi vaatler peyderpey. Peyderpey mutlaka inşallah olacak. Yani tabii birçok vaatte bulunuldu. Yani insanlar şimdi şöyle de değerlendirebilirler. Ya bunlar seçim öncesinde verilen vaatlerdir. Ya bunlar seçimden sonra belediye başkanlığını kazandıktan sonra unutulacak veya hasır altı edilecek. Bir kenara atılacak vaatler diye bizim hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız düşünmesinler. Yani biz seçim öncesi hangi vaatte bulunduysak mutlaka bunları gerçekleştirmek amacındayız. Ama dedik ya belli bir yapılanma var. Şimdi belli bir yapılanma var diye vaatler veya diğer hususlarda çalışmıyoruz da değil yani. Mesela şimdi biz bu Balıkesir'in özellikle merkezdeki işte efendim iki büyük ilçesi Bandırma ve Edremit'teki trafik sorunu ile ilgili seçim öncesi çeşitli aralıklarla buraya ekipler getirdik. Hep profesyonel ekipler getirdik. Yani üç ayrı şirketten buraya ekipler getirdik. Bu şirketler de Türkiye'de işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Büyük, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin trafikle ilgili meydan veya kavşak düzenlemeleri yapan profesyonel şirketler. Hatta yurt dışına dahi, Arabistan'da, Medine'de dahi, metrodan tutun her türlü hizmette çalışan şirketler. Yani biz bunları getirdik, bunların fikirlerini aldık ve bunlarla bir çalışma yaptık. Ama bu şirketlere bize şunu söylediler. Dediler ki ya sakın ola ki vaat ettik diye hemen seçimin arkasında bir kavşak düzenlemesi, bir meydan düzenlemesi yapmayın. İlk önce bütün ilin sadece merkezinde değil bir ulaşım master planını çıkartın. Ondan sonra nerede ne yapacaksınız ona göre karar verin. Şimdi biz büyükşehir yapılanmasını yapıyoruz. Ya işte yapılanma bitecek, oturacağız ve sonra efendim ulaşım master planını yapacağız. Ondan sonra öyle de değil. Yani ulaşım master planı ile ilgili çalışmalara da bir yandan da başladık. Ama mesela yine aynı o ekiplerin, profesyonel ekiplerimize söylediği hase şu. Dediler ki yani bir ulaşım master planı yapmak da öyle bir 2-3 aylık hase değil. En azından bir yaz sezonudur, kış sezonudur, işte efendim bahar sezonudur. Bir en az bir 9-10 ay bunları takip etmeniz lazım trafiği. Sadece Balıkesir merkezde de değil. Yani büyük ilçelerde, diğer ilçelerde. Bunlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Olgunlaşmaya da bazı mevzular başladı. Yani inşallah yapılanmadan sonra yavaş yavaş bunlar başlayacak. Çünkü ben çok iyi biliyorum mesela bizim 11-12 Haziran olması lazım herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam veya Mayıs mıydı tam hatırlayamıyorum ama bütün belediye başkanlarımızın katıldığı bir toplantı yapıldı Ankara'da. Yani AK Parti'nin Türkiye genelinde 824 belediye başkanı var.
tamamının katıldığı 2 günlük bir program yapıldı. O programa giderken Edip Bey Balıkesir'le ilgili çok büyük 2-3 projenin yani ilk aşamadaki kısımlarını Ankara'ya götürdü ve Sayın Başbakan'la da görüştü o mevzular. Hmm. Yani ondan hem destek almak hem yardım almak amacıyla. Büyük projeler. Büyük projeler. Çünkü sadece belediye değil, aynı zamanda hükümetin çeşitli bakanlıkları ilgilendiren büyük projeler. 2-3 bakanlığı ilgilendiriyor. Ben gitmeden önce ben gördüğüm için yani o proje taslaklarının için söylüyorum ve Başbakan'la da özel o konuda görüştüğünde gayet iyi biliyorum yani. Yani onlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hem Balıkesir merkezle ilgili, hem Bandırma bölgesi, hem Körfez bölgesi, hem diğer işte efendim ilçelerimizdeki çalışmalar devam ediyor. Yavaş yavaş inşallah vatandaşlarımız görmeye başlayacaklar onlarla ilgili. Evet, dolayısıyla büyük yatırımlarla ilgili başbakana kadar yani işte büyük, meseleler büyük, götürüldü. Tabii büyük projelerle tabii ilgili. O büyük projelerin içinde mesela siz az önce ifade ettiniz, ben hemen çok ilgimi çekti. Şehir içi trafiği dedin. Ya Balıkesir'de şehir içi trafiği hakikaten çok büyük bir problem. Bunun üzerine çok master planla bir plan hazırlayıp ya, bunun üzerine gidilmesi bana göre güzel bir gelişme. Ya tabii şimdi Balıkesir'in şu anda mevcut trafik sorunu mutlaka var. Ama bir de gelişen bir şehir olarak düşün. Yani Balıkesir'in nüfusunun bir 5 sene 10 sene biraz daha artacağını ve gelişeceğini düşünün. Yani önümüzdeki seneleri de bir şekilde planlamak açısından büyük bir master planı yapılması lazım. Yani belki bugün istediğimiz şekilde çok fazla yani büyük masraflara da girmeden bir meydan düzenlemesi veya bir kavşak düzenlemesi yapabiliriz. Ama böyle bir planda veya şehrin gelişim yönüne göre sonra o yaptığımız kavşan hiç de faydalı olmadığını, yani bize trafiği rahatlama açısından hiçbir fayda getirmediğini, yaptığımız masrafın da boşa gittiğini de görebiliriz. Yani böyle bir boşa bir masraf da yapmak istemiyoruz. O yüzden bir master planı yapılması kanaatindeyiz. Yani hem Balıkesir merkezle ilgili, hem Bandırma'yla, hem Edremit'le ilgili, büyük şehirlerimizle ilgili. Evet. Mesela Balıkesir'in şimdi üniversite diyoruz, Çağış Kampüsü'nü. Şimdi o tarafta bir hastane yapacağız. Yani büyük hastane bittiği zaman, şehir hastanesi, şu andaki verilere göre günlük 10 bin poliklinikten daha fazla yapılacak. Yani oraya günlük yolcunun sirkülasyonu günlük 25 bin 30 bin civarında olacak. Yani onu tabii, karşılaması lazım. Yani oradaki evet. O trafik akışını, o sirkülasyonu, o yolcu akışını mutlaka bir şekilde sizin ayarlamanız ve o yolcuyu oraya götürüp sıkıntı yaratmayacak bir şekilde de getirmeniz lazım. Ona göre bir planlama yapmanız lazım. Sistemle onu destekleme yani, düşünülebilir yani. İşte bu evet. Ulaşım master planı dediğiniz zaman bunun için hepsi var. Yani işte meydan düzenlemesi, trafiğin efendim yer altına alınması veya işte hafif raylı sistem yapılması, metrobüs yapılması, yani tramvay yapılması, bunların hepsi ulaşım master planı içinde. Yani ona göre değerlendirip ona göre adım atması yani kalıcı olması açısından da çok önemli. Dolayısıyla büyük projeler. Evet. Mesela şimdi aklıma geldi. O da büyük proje kapsamına girer anladığım kadarıyla. Çayderesi islahı diye. Şimdi onunla ilgili de biz program yaptığımız dönemden de hatırlıyorum. Daha seçim öncesinde bir fizibilite çalışmalarını başlatmıştı. Tabii başlamıştı. Evet. Tabii bütün bunları biz önümüzdeki günlerde Sayın Başkan'la da konuşacağız. Yani başkanımız tabii. Ama siz bir il başkanı olarak, il başkanı bütün her şeye vakıftı. Biz yani takip etmek mecburiyetindeyiz. Evet. Sadece Balıkesir merkezdeki değil, diğer ilçelerdeki belediye başkanlıklarımızı da. Zaten biz konu şeyden geldi. Seçim sonrasını değerlendirmekten buraya geldi. Peki ilçelerdeki ilçe belediye başkanlıklarıyla ilgili de mesela 14 ilçe var değil mi? Evet. 14. Onun dışındakilerle büyükşehir ve başka partiden ilçe belediye başkanları uyumu konusunda. Valla şu anda gayet uyumlu bir şekilde çalışma gittiğini ben gözlemliyorum yani. Evet. Büyükşehir, ben yani hem belediye meclis toplantılarında hem diğer o diğer partideki belediye başkan arkadaşlarımızla bir yaptığımız birebir görüşmelerde veya temaslarda şu anda bir uyum içinde gittiğini görüyorum. Çünkü ya burada bütün herkesin niyeti Balıkesir'e kalıcı bir hizmet edebilmek. Yani Balıkesir'de yaşayan hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza hizmet edebilmek. O açıdan uyumlu bir şekilde devam ediyor. Ha, ileride ufak tefek sıkıntılar olabilir mi? Ya belki olabilir. Yani o sıkıntılarını da tahmin ediyorum. Siyasi sıkıntılar değil. Yine hizmet açısından farklı görüşlerin. Bize az hizmet verdiniz, çok hizmet verdiniz. Farklı görüşler anlamadım. Yani icraat hizmet konusunda farklı görüşler belki olabilir yani. Ama evet. Gayet uyumlu bir şekilde devam ettiği kanaatindeyim şu anda. Evet. Peki Sayın Başkan, şimdi bir reklam arası vereceğiz az sonra. Bu bölümde
şöyle seçim sonrasını bir değerlendirelim istedik. Bu konuyla ilgili, bu seçimlerle ilgili eklemek istediğiniz bir şey yok, var mı? Vallahi. Yok. Şimdi şu anda eklemek istedim. Çünkü bir seçim bitiyor, evet, bir seçim başlıyor yani. Tabii önümüzdeki çok yakında bir cumhurbaşkanlığı seçimi. O konuda özellikle görüşlerinizi alacağım. Sevgili seyirciler, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mahmut Poyrazlı ile devam edeceğiz. Bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bugün AK Parti Balıkesir İl Başkanı Avukat Mahmut Poyrazlı ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, ilk bölümde seçim sonrası ilk program yaptığımız için şöyle seçimi bir değerlendirdi Sayın Başkan ve belediye başkanlıkları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı yeniden organize edildi, yeniden kuruldu. Bütün bunları değerlendirdi. Şimdi biraz tabii ki siyasete geçelim. Bir seçimden çıkmış ve belki hedefiniz neydi, nasıldı bilmiyorum ama yani alınan belediye başkanlıklarına göre tabii ki mutlaka kendinizi başarılı adlediyorsunuz. Siyaset açısından bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Nasıl bir çalışma içerisinde geçti ve sonrası ne oldu? Hemen çok kısa çünkü günümüze geleceğim hemen. Evet. Ya şimdi Ramazan, biz her zaman söylüyoruz. Yani biz AK Parti işte efendim teşkilat olarak seçimden seçime toplanan, seçimden seçime belli bir çalışmanın içine giren bir parti değil. Yani bizim teşkilat yapımız biraz daha farklı. Biz her dönem yani bir seçim biterse hemen onun seçimin ertesi günü, ondan sonraki seçimin artık uzaklığı yakınlığına da çok bakmadan tarih olarak çalışmaya başlayan bir partiyiz. Şimdi eğer yine seçim öncesini, 30 Mart öncesini değerlendirirsek, yani biz Balıkesir'de ben başarılı olduğumuz kanaatindeyim. Çünkü bizde 9 ilçe belediyemiz vardı 2009'a göre. 14'e çıktı. Ama bizim için en önemli olan hadise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak ve yine Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sayısal bir çoğunluğu elde etmekti. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz için kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Ama şimdi nasıl diyeyim, yani başarının çok fazla bir değişik kriterleri de olabilir. Başarılığın veya başarısızlığın. Yani belki göreceli bazı tabii göreceli. Yani bazı insanlar bizim gördüğümüz kadar veya başkalarının gördüğü kadar başarılı da görmüyor olabilirler. Yani şunu da diyebilir insanlar, ya işte Balıkesir'de bir büyükşehir belediye başkanlığı, 20'de ilçe belediye başkanlığı vardı. Kardeşim 20'sinde kazanamadığınıza göre AK Parti olarak başarılı değilsiniz diyebilir insanlar. Yani o bir bakış açısını da gerektirir. Ama ben şunu söylüyorum. Yani ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Hem belediye başkanı seçilen arkadaşlarıma, hem seçilemeyen arkadaşlarıma, tüm tabii teşkilat başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadınlarımıza, genç kardeşlerimize hep şunu söylüyorum. Yani Allah razı olsun onlardan. İyi bir çalışma içerisine girdik. Ama bizim yani teşkilat yapısı olarak ciddi iyi bir yapımız var Balıkesir'de. Bir birliğimiz, beraberliğimiz, bir kardeşliğimiz var, bir bütünlüğümüz var. Onun büyük faydalarını gördük. Tabii bunun yanında diğer partilerle de kıyaslarsak, yani işte rakibimiz olarak gördüğümüz CHP veya MHP ile kıyaslarsak, bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi bu seçimde Edip Bey'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasıydı. Yani çünkü teşkilatların, özellikle teşkilat açısından değerlendirdiğimizde, teşkilatların, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın uzun zamandan beri beklediği bir açıklamaydı Edip Bey'in belediye başkan adaylığı. Yani teşkilatımız bunu bekliyordu, tahmin ediyordu ve istiyordu en önemlisi. Yani öyle bir beklenti ve istek olduğu için Edip Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra teşkilatta tam manasıyla böyle bir yumruk haline gelme, bir çalışma azmi, gayreti oldu. Öyle bir çalışma oldu. Diğer partilerde adaylar konusunda bazı sıkıntılar oldu. Ben de diyorum ki yani Balıkesir'de, bizde de, AK Parti'de de belki başka bir aday gösterilmiş olsaydı böyle %100 belki teşkilatlar tarafından benimsenmeyebilirdi. Yani biraz isteksizlik, bir gayretsizlik belki yaratabilirdi bu. Ama işte Edip Bey'in, yani teşkilatın benimsediği bir kişinin bir kere aday gösterilmesi teşkilatı tekrar bir bütünleştirdi. Tekrar bir çalışma gayreti, azmi getirdi. Ve ben inanıyorum, yani uzun bir dönemde kampanya oldu. Yani 5 Aralık'ta 2013'te Edip Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklandı. Yani öyle değerlendirirseniz yaklaşık 4 ay gibi uzun bir kampanya dönemi oldu. Yani biz de elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sağ olsun yani belediye başkan adaylarımız, başta Edip Bey olmak üzere, teşkilatımız, milletvekillerimiz, hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz büyük bir gayret içerisinde olduk. O gayretin de neticesini
Çok şükür aldığımız kanaatindeyim. Peki ilçelere dönersek, şimdi kazanan, partiniz adına kazanan ilçeler var, kazanamayan ilçeler var. Şimdi o kazanamayan ilçelerdeki parti teşkilatınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Başarısız mı olarak mı değerlendiriyorsunuz? Veya işte seçim sonrası bir takım tasarruflarda bulunulabilir mi? Böylesi ya şimdi, gelişmeler tabii, var mı? Yani bir, tabii, bekleniyor mu daha doğrusu? Bir çeşit yani bazı tasarruflarda bulunulur. Şimdi bir kere öncelikle ben o arkadaşlarımızı başarısız olarak görmüyorum. Yani 6 belediye başkanlığını kaybettik. Yani bizim işte nasıl diyeyim, Manyas mesela belediye başkanlığı bizdeyken, Erdek belediye başkanlığı bizdeyken kaybettik. Yani o açıdan değerlendirildiğinde başarısız gibi belki görülebilir. Ama şöyle söyleyeyim, mesela işte büyükşehir statüsüne girip de kırsal alanda yani mahalleye dönüşen köylerde belediye başkanlığı için oy vermeye başladığında, yani işte Erdek ilçesinde sadece merkezi değil de bütün ilçe sınırları içinde yaşayan herkes belediye başkanı oylarıyla belirlediğinde 2011 sonuçlarına göre zaten biz Erdek'te gerideydik yani. CHP bizim çok çok önümüzdeydi. Diğer ilçelerde de işte Erdek'te, şeyde, Edremit'te, Ayvalık'ta da öyleydi. Yani bizim önde görünüp de belki kaybettiğimiz tek yer ben Balya olarak değerlendirebiliriz. Yoksa öbür şeylerde 2011 sonuçlarına göre de biz önde değildik. CHP öndeydi. Yani o açıdan bakıldığında başarısızlık değildir. Ama niye seçimi şey yapamadık, kazanamadık, orada kaybettik? Demek ki bir şeylerde hata yaptık. Bazı şeyleri eksik yaptık veya yanlış yaptık veya hatalı yaptık. Yani bunları, tamamen ilçe başkanlığında değildir burada. Değil, tabii. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Yani sadece efendim işte belediye başkan adayına yüklemek veya sadece bir başarısızlığı teşkilata yüklemek veya başka birine yüklemek çok kolaycılık olur. Eğer bu yerlerde tabii bir başarısızlık var ise, yani biz bu ilçe belediye başkanlıklarını kazanamadık ve başarısız diyorsak, bir kere en başta benim kendimi bir sorgulamam lazım il başkanı olarak, teşkilat başkanı olarak. Yani biz buralarda bir hata mı yaptık, yanlış mı yaptık, yaptıysak nerede yaptık? Bunu en başta benden itibaren bir sorgulanması lazım. Çünkü bu dönem ben ciddi manada bütün ilçelerimizde hem ilçe belediye başkan adayları belirlenirken hem de İlçe belediye meclis üyesi adayları belirlenirken ciddi bir şekilde ben müdahil oldum. Yani müdahil olmanın kastı şu. Yani işte efendim oturup da ben yapmadım bunları. Ama istişare yapılırken mutlaka hem genel merkezde hem Balıkesir düzeyindeki istişarelerde ben orada mutlaka bulundum. Mutlaka fikirlerimi söyledim. Ve mutlaka belirlenme hususunda bazı konularda da etkili oldum. Yani eğer böyle bir durum varsa ve bu başarısız olarak görünüyorsa, o zaman en başta hata yapan veya eksik yapan benim. Benim sorgulamam gerekiyor. Tabii benim, yani sorumluluk bana ait. Bunu ona göre değerlendirmek lazım. Ama yani biz 3 ilçemizde, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçemizde bizim ilçe başkanlarımız belediye meclis üyesi oldular. Bir Ayvalık'ta da ilçe başkanımız belediye işte meclis üyesinin belirlenmesi aşamasında istifa etmişti. Yani biz 30 Mart'taki seçime bu 3 ilçemizde vekaletle girmiştik. İlçe başkanımız yoktu. İlçe başkan vekilimiz vardı. Tabii önümüzde de bir cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için vekaletle de devam edemeyeceğimiz için bu ilçelerimize atama yapıldı. Yeni görevlendirme yapıldı. Bunun haricinde bazı ilçelerimizde de teşkilatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mesela Balya'da ve Manyas'ta ilçe başkanlarımız değişti. Onlarda da yeni arkadaşlarımıza görev verildi. Onların da hemen hemen şu anda bitmiş olması lazım herhalde bugün. Çünkü Salı günü ve dün bazı yönetim kurullarının onayları geldi genel merkezden. Şimdi bilemiyorum. Belki bugün hemen hemen hepsi gelmiş olması lazım. Onların ki Balya ve Manyas. Manyas'ın şeyi, gerekçesi? Onların gerekçesi de yani işte bu seçimdeki yapılan çalışmaların neticesinde bir başarı veya başarısızlık değil. Ama evet, bizim oradaki kanaatimiz yani yerel seçimler genel seçimlere orada göre... Orada bir tasarrufta bulundunuz. Yani tasarruf yani. Şöyle. Anladım. Sebebi de şu yani... Genel seçimlere göre, milletvekili seçimlere göre, yerel seçimler teşkilatları biraz daha yıpratıyor. Hırpalıyor. Çünkü milletvekili seçiminde belki o ilçeden hiç milletvekili adayı çıkmıyor. Veya çıksa işte bir ilde 8 tane milletvekili adayı çıkıyor. Ama ilçelerde mutlaka belediye başkan adayı oluyor. Mutlaka belediye meclis üyesi adayları oluyor. Biraz teşkilatları yıpratıyor. Yani biz teşkilatların tekrar bir yapılanmasında biz ve genel merkezimiz fayda gördüğü için işte Balya ve Manyas'a da tekrar yapılanmaya gittik. Diğer 3 ilçemizde de zaten şey olduğu için, yani vekaletle devam edildiği için oralarda yeni bir görevlendirmeler yapıldı. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra belki kongre süreci de başlayabilir. Yani kongre sürecine de girersek zaten Eylül ayı itibariyle veya Eylül sonu itibariyle. Ama sizin normal, daha normal süre olarak 2 yıl değil miydi? Var mı süre? Şimdi tam süre? Siyasi partiler kanununa göre 2 yıl ve 3 evet. yıllık bir süreler evet. var yani. 2 yıl geçtikten sonra kongre yapılabiliyor. Sizin 3 yıl da geçemiyor. Bizim şimdi biz 2012'nin Nisan ayında yaptık ilk kongresini. Yani büyük kongrede 2012'nin 30 Eylül'ünde olmuştu. Yani şu anda 2 sene dolmak üzere. Eylül'de 2 sene doluyor böyle. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yani sonra da milletvekili seçimi olduğu için belki milletvekili seçimi öncesinde kongre süreci belki olabilir, belki olmayabilir. Tabi orada tasarruf. Bu genel merkezin. Genel merkezin tasarrufunda. Tabi onlar büyük kongre yapma niyetinde olurlarsa illerde ve ilçelerdeki kongre sürecini başlatırlar. Zaten Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı seçildiğinde inşallah genel başkanlığı düşeceği için 45 gün içinde olağanüstü kongre yapılması gerekiyor. Peki şimdi gelelim o zaman gündeme. Hem belediye seçimleriyle ilgili biraz görüşlerinizi ifade ettiniz. Hem de siyasi anlamda il başkanlığı olarak işte birkaç ilçede değişiklik evet. olduğunu ifade ettiniz. Bu konuyla ilgili zannediyorum şu anda aklımıza gelenler de bunlar. Yok, benim sormak istediğim yani, teşkilatla evet. ilgili çalışmalarımız bizim devam ediyor. Yani evet. bir İl yandan yönetim olarak da daha kongrelerle ilgili var. Herhangi bir gelişme yok dediniz. Tabii, genel merkezin tasarrufunda. Tasarrufunda. Yani. Peki o zaman geçelim Türkiye gündemine. Şimdi önümüzde çok sıcak Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben şuradan başlamak istiyorum sizi il başkanı olarak. AK Parti'de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Cumhurbaşkanı aday belirlenmesinin aşamalarını bütün Türkiye safa safa gördü. Takip etti. Takip etti çünkü bütün televizyonlarda insanlar görüyor. Ama bu aşamaya gelirken sizin il başkanı olarak yaşadıklarınız var anladığım kadarıyla. Örneğin bir toplantı yaptı Sayın Başbakan sizlerle. O toplantıda size yani burada tabii o toplantının tamamını burada söyleyeceğini zannetmiyorum ama ben tabii ki soracağım. Neler anlattı size? Yani nasıl size orada belli miydi zaten? O konuşmasında size yaptığı konuşmada belli miydi adaylığı? Şimdi adaylık tabii hadisesi biraz farklı. Yani evet. sizin de biraz önce söylediğiniz şekilde. Şimdi biz AK Parti'yi hep şöyle değerlendiriyoruz. Yani ortak akılla hareket eden bir parti olarak değerlendiriyoruz ve diğer partilerden farkını da bu şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Yani biz efendim bir cumhurbaşkanı adayı belirlenirken veya bir meclis başkanı adayı veya başka bir aday belirlenirken en basiti işte geçirdiğimiz seçimlerin sebebiyle söyleyebiliriz. Yani bir ilçede belediye başkan adayını belirlerken bir kişinin demesiyle veya bir kişinin istemesiyle bir adaylık belirlenmiyor. Mutlaka çeşitli kurullarda ve özellikle de yetkili kurullarda çok ciddi manada istişareler yapılıyor. Görüşmeler yapılıyor. Herkes çok rahat bir şekilde, net bir şekilde açık açık fikrini söyleyebiliyor. Yani o fikre itibar edilir, edilmez efendim, yanlıştır, doğrudur, önemli değil. Herkes çok net bir şekilde ve bu yapılan istişarelerin neticesinde ortak akıl neyi işaret ettiyse o yönde bir tasarrufta bulunuluyor. Yani şimdi Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu davanın, bu partinin, bu hareketin lideri. Yani tek lideri. Şu anda efendim Sayın Başbakanımız herhangi bir konuda, bir mevzuda, bir tasarrufta bulunsa, bir karar verse buna bizler itiraz etmeyiz. Partide kimse de itiraz etmez ve edemez. Benim kanaatim o. Ama işte AK Parti'de işler böyle yürümüyor. Bu liderliğe rağmen Sayın Başbakanımız herhangi bir mevzuda kimlerle istişare etmesi gerekiyorsa, kimlerin görüşünü alması gerekiyorsa bunları eksiksiz yerine getiriyor. Yani bizlerle il başkanı olarak her ay düzenli bir şekilde il başkanları toplantısı yapmaya çalışıyoruz. Yani çok nadiren işte seçim nedeniyle sadece bu geçtiğimiz Mart ayında il başkanları toplantısı yapmadık. Onun haricinde her ay düzenli bir şekilde yapıyoruz. Teşkilatla ilgili, ülkeyle ilgili, bakanlıklarla ilgili, illerimizdeki bakanlıkların hizmetleri, yatırımlarıyla ilgili, belediyelerle ilgili, yerel hizmetlerle ilgili ne varsa çok net bir şekilde, açık bir şekilde, daha önce de çeşitli vesilelerle hep söyledim, o toplantılarda konuşuyoruz ve büyük ihtimalle de halledilebilecek bir mesele varsa da toplantının sonrasına bırakmadan da çözümü orada
ortaya koyuyoruz. Yani şimdi bizim toplantılarımız şöyle oluyor. İl başkanları toplantımız, genişletilmiş il başkanları toplantımız. Bir sabahtan basına açık bölüm olur. Öğleden sonra da basına kapalı bölüm olur. Her toplantıda çeşitli sunumlar olur. İşte bakanlıkların veya teşkilatların. Başbakan hep bulunuyor mu sabahtan öğleden sonra? Tabii mutlaka bulunur. Yani toplantıyı yöneten divanın başkanı Sayın Başbakan'dır. Ve toplantı o sunumlardan sonra müzakere kısmına geçeriz ve ucu açıktır. Yani ne zaman biterse. Hatta bazen öyle şeyler olur. Yani Sayın Başbakan'ın o gün içinde çok acil gelişen belki bir randevusu olur. Ama o randevusuna gider, mutlaka sona gelir. Hatta bir hadise oldu. Bir cenaze vardı İstanbul'da. Sayın Başbakan işte Ankara'daki bizim il başkanları toplantısının sabahki o basın açık bölümüne geldi. Ve toplantının sonunda dedi ki ben İstanbul'da cenaze var. Cenazeye gideceğim. Ve bize dedi ki herhalde cenazeye gittikten sonra öğleden sonraki şeye gelmez. Yani İstanbul'da kalır mı? İnanır mısınız cenazeden sonra saat 3 gibi falan da yine geldi toplantıya. Ve toplantının sonuna kadar çünkü kapanışını mutlaka o yapar ve dur. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak da il başkanlarıyla gerekli istişareleri yaptı. Bize birebir sordular. Yani sizin kanaatiniz nedir? Normal sözlü olarak açıklayabiliyorsunuz. Efendim işte bir formla tamamen yazılı il olarak da verebiliyorsunuz. Orada. Yani sadece şimdi, il başkanları mı oluyor? Şimdi bizdeki toplantılar farklı. Mesela evet. Biz sadece il başkanları yani ana kademe teşkilatların il başkanları 81 il başkanı bir gün önce toplantı yaparız. Ertesi günkü asıl genişletilmiş il başkanları toplantısında il başkanlarının haricinde teşkilatla ilgili olarak kadın kolları il başkanları, gençlik kolları il başkanları ve belediye başkanları. Varsa diğer illerimizde il genel meclisi başkanları. Bunlar da katılırlar toplantılara. Mesela işte biz şimdi Balıkesir'den Edip Bey gidiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben işte kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız. Bir de büyükşehirlerin şu anda yeni bir toplantıya davet edildi. Yok hayır genel sekreterler devlet memuru onlar. Evet. Birinci meclis başkan vekilleri. Onlar da gerekirse çağırıyorlar toplantıya. Yani bu toplantıda konuşuyor. Yani başbakanımız Cumhurbaşkanlığı hasesinde bizlerle istişare etti. İşte milletvekilleriyle peki görüşler bir araya açıklandı geldi. Mı orada mesela? Açıklanıyor. İl başkanları yani açıklamak istiyorsan açıkladı mı? Herkes serbest. Yani herkes serbest. Diyor ki yani bazen il başkanımız tamam sayın başbakanımız yani bu sizin hakkınızdır. Sizin cumhurbaşkanınız olmanız lazım. İşte efendim biz sonuna kadar sizin mesela bizi bırakmayın diyen kalkıp konuşan o anlamda yani, konuşan oldu mu? Çok net bir şekilde değil ama yani biraz hüzünlü, biraz buruk bir şekilde. Yani biz sanki siz cumhurbaşkanı olursanız biz arkada biraz öksüz yetim kalırız gibi bazı hususları dile getiren arkadaşlarımız da oldu yani. Ama şu var yani dedim ya zaten ortak akıl, partinin ortak aklı bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Başbakanımızı işaret ettiği için Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı adayımız yani. Ekseriyet büyük çoğunluk Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde. Yani %1 bile değil. Olmasın diyen. O kadar bile değil yani. Benim görebildiğim tabii çünkü yani işte efendim MYK içinde, MKYK içinde, milletvekilleri arasında, kurucular kurulunda bu tip istişareler yapılıyor. Ben sadece şeyi söylüyorum. Yani İl başkanları olan. İl başkanları düzeyinde söylüyorum yani. Yani aday kendisinin aday olma gerekçesini falan izah etti mi? O konuda bir konuşma yaptı mı yoksa ya ne düşünüyorsunuz mu? Şimdi tabii mutlaka Sayın Başbakanımızın da Cumhurbaşkanı adayı olma hususunda, Cumhurbaşkanlığı yapma hususunda bir şey var, isteği var, bir talebi var. Yani böyle bir talep de var. Ama dedim ya yani netice itibariyle AK Parti'nin ortak aklının adayı. Yani şimdi şu da olabilir bizde. Hep ifade ediyoruz yani AK Parti'de insanlar göreve çok fazla talip olmazlar. Genelde liyakat sahibi insanlara o görevler tevdi edilir, verilir. Yani bu bir bakıma da şudur yani. Biz başbakanımıza diyoruz ki yani siz Türkiye'de son dönemlerde gelmiş en büyük lidersiniz. Yani belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri bir kenara koyalım. Son 12 yıldır, 11 yıldır Türkiye'de belki 60-70 yılda yapılmayan hizmeti, icraatı yapan bir lider. Ve benim kanaatim de o şekilde, o yönde. Yani bugün kim cumhurbaşkanı olsun derseniz Türkiye'de birinci isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. O layıktır ve onun hakkıdır.
O yüzden yani kesinlikle efendim işte bir burukluk, bir hüzün, bir mahzunluk, ya işte o bizim genel başkanımız, başbakanımız, o giderse AK Parti ne olur, ben onları kesinlikle düşünmüyorum. Düşünenler yok muydu mesela kendi düşünenler, aranızda konuşurken? Düşünenler, dile getirenler mutlaka zaman zaman oluyor. Mutlaka zaman zaman. Yani bizde de şimdi bir yerde bir yönetimden 3-5 arkadaş bir araya gelse belki bir yerde iş mevzu dönüp dolaşıp oraya gelebilir. Ya işte Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı olduktan sonra biz ne yapacağız? Biz AK Parti yani ne olacak? Şimdi bizim il başkanları toplantısında baktı, tam artık böyle toplantının sonlarına doğru konuşmalar biraz böyle buruklaşmaya, hüzünleşmeye başladı. Sayın Başbakanımız en son artık dedi ki, ya kardeşim dedi, yani ölüme göndermiyorsunuz bizi dedi. Allah ömür verirse, nasip ederse yani bir köşke çıkacağız dedi, ölüme gönder. Bu ne dedi yani, bu hüzün, bu burukluk falan. Yani ya bir hüzün olması, bir burukluğun olması normal. Yani çünkü ne demektir? Yani Sayın Başbakanımız 2003'ten beri başbakan, Cumhurbaşkanı olduğunda onun başbakanlık dönemi bitecek. AK Parti genel başkanlığı dönemi bitecek. Şimdi ben il başkanı olarak işte Kasım 2010'da il başkanı oldum. Ondan beri her ay düzenli il başkanları toplantısına gidiyorum. İşte en son bu geçtiğimiz Haziran ayında o bizim şeyde Cumhurbaşkanlığı evet, o toplantıdan sonra biraz da şeyde yoktu, programda yoktu. Hemen bir genişletilmiş il başkanları toplantısı yaptık. Yani anladım ki o bizim başbakanla yaptığımız son il başkanları toplantısı. Yani o şekildeki yaptığımız son toplantı. Tabii insan bunu şimdi görünce hüzünlenmemesi mümkün olmuyor. Yani herkese bir hüzün mutlaka oluyor. Bir dönemin belki bir sonu olarak değerlendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki yani işte şu sırada oturup veya şu toplantı salonunda oturup başbakanla tekrar bir araya gelemeyeceğim. İşte bir şeyi müzakere edemeyeceğim veya bir fikrimi söyleyemeyeceğim, görüşemeyeceğim. Yani o bizde de, diğer arkadaşlarda da mutlaka bir yüz var. Ama şu var, şu açıdan baktığımız zaman, ben şimdi AK Parti il başkanı olarak baktığımız zaman, yani benim partimin adayı ve benim partim 2002'den sonra girdiği bütün seçimleri kazanan bir parti. Efendim Türkiye'de işte 12 yıldan beri iktidar olan bir parti. Belediye başkanlıklarının büyük çoğunluğunda yerel manada vatandaşa hizmet eden bir parti. Efendim Abdullah Gül Bey'i sayarsak Sayın Cumhurbaşkanımızı, iki tane başbakan, bir cumhurbaşkanı çıkarmış bir parti, bir cumhurbaşkanı daha çıkartacak yani. Yani böyle bir partide il başkanı olmak, böyle bir partide çalışmanın işte onuru, gururu yeter yani insana. Ben o açıdan değerlendirdiğim zaman diyorum ki ya benim genel başkanım, benim başbakanım inşallah cumhurbaşkanı olacak. Bundan büyük mutluluk var mı? Evet. Peki şimdi 2-3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Bir reklama daha gireceğiz. Çünkü birkaç konu daha var. Şimdi çatı adayı var biliyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu. O konuyla ilgili de görüşlerinizi soracağım. Ama şunun tüyosunu verdi mi Sayın Başbakan? Nasıl bir cumhurbaşkanlığı ucağıyla ilgili size yani şimdi bilgi verdi mi yoksa bunlar sonraki gelişmeler yok, olarak mı? Yok, biz yani onları da tabii Sayın Başbakanımız bizim basına, özellikle basına kapalı olan bölümlerde mevzuda o geldiği zaman yani mutlaka bahsediyor. Nasıl bir cumhurbaşkanı olmak istediğinden daha çok yani Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'ye hizmet edecek, Türkiye'nin sorunlarıyla işte efendim dertlenecek, problemlerini çözecek bir cumhurbaşkanı veya arzu edilen bir cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Bunu bir saksı ifadesiyle uzun zamandan beri izah ediyor. Tabii çeşitli örneklerle de bize izah ediyor. Yani çeşitli hadiselerle, geçmiş tarihi bazı hadiselerle veya bizim bildiğimiz, yaşadığımız günlük hadiselerle ilgili örneklerle de bazen izah ediyor. Yani sizler de takip ediyorsunuzdur. Zaten yani hem adaylığın hemen öncesinde hem de adaylık belli olduktan sonra da yaptığım mitinglerle, çeşitli toplantılarda bir cumhurbaşkanı nasıl olmalı ve kendisinin nasıl cumhurbaşkanı olacağını çok net bir şekilde, yani hiçbir şeyi gizlemeden, saklamadan ben diyor ki tarafım ama ben milletimin tarafında olacağım. Milletin tarafı olacağım ve bu şekilde cumhurbaşkanı olacağım diye de söylüyor yani net bir şekilde. Peki bir reklam arası daha verelim. Sevgili seyirciler, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mahmut Poyrazlı ile reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.